Selamünaleyküm arkadaşlar. Bootstrap uygulamalarında yine bir menü tasarımıyla karşınızdayım. Burada daha önceki menü tasarımımızda biraz daha masa üstüne, laptopa yönelik bir menü tasarımı yapmaya çalışmıştık. Genel olarak telefon tarafını es geçmiştik. Bu videoda ise daha çok telefon tarafıyla alakalı üzerinde duracağımız konular var. Bunun haricinde HTML, CSS üzerine JavaScript ile beraber etkileşime gireceğimiz güzel bir örnek uygulama olacağını düşünüyorum. Şimdi örnek uygulamamız karşımızda. Burada bir logo, burada da bizim menülerimiz. Menülerin altı bu şekilde animasyonlu bir şekilde çiziliyor ve bunu tablet ya da telefon tasarımına geçtiğimizde bakın gördüğünüz gibi şurada bir hamburger menü ki normalde de çıkıyordu. Fakat tıkladığımızda bu sefer alışılmışın dışında bu şekilde bir menü yapmaya çalışacağız. Tabi burada dediğim gibi JavaScript ve içerisinde Bootstrap CSS kodlarını da yoğunlukla kullanacağımız bir ders olacak. JavaScript'te çok fazla bir kodumuz yok. Fakat yine de JavaScript'i kullanmadan bunu yapmamız biraz zor olurdu arkadaşlar. Şimdi öncelikle şu normal masaüstü tasarımını gerçekleştirmeye çalışalım. Bizim şu an ben daha önce hazırladım vakit kaybetmemek adına. Bootstrap CSS, Bootstrap JS ve logo PNG. Bakın gördüğünüz gibi logomuz burada. Ve diğerleri de zaten Bootstrap'in kendi kütüphanelerini kullandık arkadaşlar. Hemen bir index ile olayımıza geçelim arkadaşlar. index.html diyorum. Yine get Bootstrap'in sitesinden yararlanacağım. Fakat şurada önce bir HTML yapımı bir oluşturayım. Hemen şuraya geldik. Link ile buraya ne diyelim? Bootstrap CSS dedik. Ve şurada da script ile arkadaşlar src'yi kullanarak buradan Bootstrap JS'i dahil ettim. Burada tabii kendi ne dosyam olması lazım arkadaşlar? main.css yani kendi CSS dosyamı da koymak istiyorum. Ayrıca main.js yani JavaScript dosyamı da almam gerekiyor. Tabii burada herhangi bir kod yazmadık ama içleri dolacak arkadaşlar. Şimdi şurada hemen geldim. Link main CSS'i aldım. Burada da Bootstrap'ten hemen sonra script ile kendi yazacağımız main kodlarını da buraya dahil etmek istiyorum. JavaScript dosyalarına. Şu an hazırız arkadaşlar. Hemen hemen hazırız tabii. Burada başka dahil etmem gereken bir şey kalmadı kütüphane olarak. Fakat tabii internetten dahil edeceklerim var. Onlara da bakacağız. Öncelikle bir Get Bootstrap sitesine bir gidelim arkadaşlar. Get Bootstrap'te hemen bir navbar almak istiyorum. Navbar'ı burada nereden alacağız? Komponentlerdeydi hatırlayın. Bunların hepsini tek tek ders olarak işledik zaten. Navbar'ın içerisinde hemen herhangi bir navbar'ı alabilirsiniz. Burada kopyalayacağız. Zaten işimize geleni alacağız. İşimize gelmeyeni sileceğiz arkadaşlar. Buraya geldim. Body'nin içerisindeyken direkt yapıştırıyorum. Herhangi bir işlem yapmadan. Bunu yapmanız bile şu yapıyı almanızı sağlayacaktır. Bakın gördüğünüz gibi. Fakat ben şimdi şunu şu şekle getireyim. Buraya baktığımızda şu logonun burada, bunların da burada olduğuna göre burada ne gibi bir yapı vardır arkadaşlar? Container mı, container fluid mi? Buna bakıyorum. Bootstrap kullandığım için. Burada bir container yapısı olduğunu görüyorum. O yüzden şöyle yapmayı uygun bulacağız. Burada navbar dediğim yerde öncelikle yani şurada arkadaşlar şu navbar yerine benim ikonumun olmasını istiyorum. Hemen şunu bir değiştireyim. Navbar yerine hemen şu aşağı indirdim. İmaj src ile ne yapacağım? Logoyu buraya getireceğim. Fakat bu logoya şöyle bir özellik kazandıracağım. img fluid özelliğini kazandıracağım ki ne olsun? Responsive hale gelsin. Main CSS'i açmak zorundayım. Burada da diyeceğim ki logoya bir yükseklik kazandırayım arkadaşlar. Logonun yüksekliği height olarak ne diyelim? 150 piksel diyelim. Tabii bunu da class'ına vermem gerektiğini de unutmuyoruz. Logo dedik. Şimdi bir bakalım. F12'yi çektiğimde bakın logo ile beraber şu şekilde olduğunu görüyorum. Güzel. Peki burada ne yapmam gerekiyor? İlk olarak benim burada hani demiştik ya container fluid yapısında bu. Biz bunu container yapısına çekmemiz lazım. Yani bütün elemanları container yapısına çekeceğim. Ctrl-S dedim. Ve gelip burada baktığımda bakın bu şekilde çekmiş oldum. Öncelikle şu formdan bir kurtulalım. Çünkü bizde bir form yok.
O yüzden o formdan kurtulmak istiyorum. Şu forma ihtiyaç olmadığını söylüyorum ve siliyorum arkadaşlar buradan. Hani tek tek hani ezberlersiniz, yazarsınız, yaparsınız. Ama kodların ne anlama geldiğini bildikten sonra tek tek yazmanın da bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Buraya geldik. Başka neler var? Home link dropdownlar var. Burayı tabii bir yenilediğimizde şunun gittiğini göreceğim. Bunları öncelikle sağ tarafa almakla başlayalım. Şimdi bunu sağ tarafa alabilmemiz için ne yapıyorduk biz? Öncelikle şurada navbar collapse'in içinde arkadaşlar, yani açılan alanın içerisinde mi auto diyor arkadaşlar. Biz bunu soldan, sağdan auto değil de soldan auto, ms auto ya çektiğimizde, bakın gördüğünüz gibi yenile dediğimde bu linkler buraya doğru kayacaktır. Arka tarafın rengini de halledelim. Öncelikle body'ye bir arka plan verelim arkadaşlar. Onu unuttuk başta. Hemen şuraya geldim ve dedim ki sevgili body, sana background olarak background color black dedik şu şekilde ve geldim yenilediğim zaman böyle bir şey oldu. Fakat ben şundan kurtulmak istiyorum. Bunun kurtuluşu da şu şekilde. Biz burada navbar'ı yaparken navbar light bg light diyor arkadaşlar. Bunları siliyoruz. Bunlara ihtiyacım olmadığını söylüyorum ve renksiz bırakıyorum arkadaşlar arka tarafı. Yenile dediğimde böyle bir yapıyla karşı karşıya geleceğiz. Nitekim şu an benim yapmaya çalıştığım yapıya benziyor. Tabi burada logonun daha küçük olduğunu görüyorum. 100 piksel gibi görünüyor ama bir bakalım arkadaşlar. Şöyle 100 piksel diyelim. Şöyle geldim ve yenilediğim zaman evet 100 piksel olduğunu da gördük arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi buradaki kullanılan yazı tipini de hemen Google Font'tan bir çekelim arkadaşlar. Google Font diyorum arkadaşlar. Google Font'tan hemen Montserrat arkadaşlar. O yazının tipi Montserrat. Şöyle geldim. Montserrat 400 italik diyelim arkadaşlar. Seçtik ve bunu dahil edelim. Menülerinizde arkadaşlar özellikle yazı tipini, rengini iyi ayarlamanızda fayda var. Çok büyük fark ettirir her türlü. Yazının tipi, rengi, boyutu bunlar çok önemli şeyler. Buraya geldim ve şurada font family olarak da şunu alıp body'nin her yerinde bunun kullanılacağından bahsedersek şöyle. Bir de font size değeri olarak 16 piksele getirirsek bakalım şimdi bir yapımıza yenile dediğimde evet gördüğümüz gibi. Burada dropdown'dan kurtulmak, disable'dan kurtulmak istiyorum. Hemen geldim. Burada dropdown'umuz nerede? Hemen bakıyorum. Evet burası. Dropdown. Şu li arkadaşlar. Şu li'yi şu şekilde bir temizleyelim. Ayrıca disable'dan da kurtulmak istiyorum. Çünkü bunların hani gerek yok. Benim yapıma göre bunlara gerek yok. Ayrıca burada home demiş. Home kısmı burada neye tekabül ediyor? Ana sayfa hizmetlerimiz hatırlatmalar. Ana sayfa diyelim hemen şuna. Hızlıca değişikliği yapalım. Ana sayfa. Hizmetler. Ve bunun aynısından şöyle kopyalamak istiyorum. Hizmetler, hatırlatmalar. Başka neyimiz var? Hakkımızda iletişim. Şöyle geldim. Hakkımızda ve iletişim. Evet. Bu şekilde yaptıktan sonra gelin bir bakalım kontrolünü yapalım. Yenile dediğimde gayet güzel bir şekilde geldim. Fakat şöyle bir sıkıntımız var. Bunların rengini nasıl değiştireceğiz? Daha önceki videolarımızda da bahsettim. Hani buraya vermeniz herhangi bir anlamı yok. Şuraya vermeniz yani renk olarak vermeniz bir anlamı yok. Şunun altındaki A'ya ulaşmadığınız müddetçe yani şunun içerisinde renk değiştirmediğiniz müddetçe mümkün değil. Bunların rengi değişmez arkadaşlar. Daha doğrusu important'la yapmanız gerekir. Burada biz ne yapalım o zaman? Şöyle bir şey yapalım. Bunlar nedir? Now item'ın altındaki A değil mi? Hemen bunları bir seçelim önce. Now item'ların altındaki A'yı seçmek istedim. Ve buraya ne diyelim? Color black değil white diyeceğiz arkadaşlar. Burada zaten bileğin üstünde çalışıyoruz. Yenile dediğimde evet yapımızı bu şekilde oluşturduk. Güzel. Şimdi gelelim önemli, daha da önemli konulara. Şimdi bunun altındaki
şeyleri nasıl vereceğiz biz? Çizgileri, line'ları nasıl vereceğiz arkadaşlar? Bunun için de hemen şöyle bir şey yapmak istiyorum. Geldim her bir A'nın altında, yani şurada mesela her bir A'nın altında nokta line diye bir class oluşturmak istiyorum. Ve bu class'ları hepsinin kopyaladım. Bunların hepsinin arkadaşlar şöyle yapalım. Alt tuşuyla hızlı bir şekilde seçip bir enter yapıp kontrol V yapalım. Her birini aynı anda line'ları yapıştırmış olduk. Peki line benim ne işime yarayacak? Bunların altını çizecek olan kısım line arkadaşlar. Şuraya geldim. Line diyorum. Öncelikle bu line'a ne yapalım? Bir alt çizgi, yani şöyle diyelim. Öncelikle bunun görünürlüğü ne olacak? Width'i 0 pikselden başlatacağız. Height olarak da 2 piksel yapacağız arkadaşlar. Şimdi 2 piksellik ya da 4 piksellik fark etmez. Bunun boyutunu falan ayarlarız arkadaşlar. 2 piksel, 4 piksel şeklinde. Ve şuraya diyelim ki background color, background color white diyelim. Orası çünkü altı çizili olma rengi beyaz renk arkadaşlar. Buna bir baktığımızda bir yenile diyelim hemen. Yenilediğimizde tabii bit'i 0 olduğu için arkadaşlar bir şey görünmeyecektir. Ayrıca burada ilk başta üzerine geldiği zaman görüneceği için visibility'sini de görünürlüğünü de hidden yaparsanız görünmeyen bir şey elde edeceğiz. Ayrıca burada hover olduğunda animasyonlu bir şekilde geçebilmesi için transition'dan da faydalanacağım ben. Ve burada all.5s is yavaş bir şekilde hareket etsin dedik. Şimdi line'ım bu şekilde oldu. Peki ben onun üzerine, her birinin üzerine geldiği zaman işlem yapmak istiyorsam ne yaparım? Şöyle bir şey yapacağız bu sefer de. Her bir A'nın hover'ına bitişik seçicisi olarak arkadaşlar artı bitişik seçici anlamındadır. Yani A'dan hemen sonra gelen line var ise ama hover olmuş olan A'dan sonra gelen line'lara şunları vermek istiyorum ben. Width olarak 100 yüzde yapacağım arkadaşlar şu şekilde. Ve visibility'sini arkadaşlar mecburen neye çekmemiz gerekiyor? Visibility'si visible olsun istiyorum ben. Peki. Şimdi şuraya geldim. Yenile dedim. Ve üzerine geldiğim zaman evet şu an ne yaptı? Burada sıkıntı yarattı. Acaba neden? Şunda important olmadığından olabilir. Çünkü şu eziyor olabilir arkadaşlar class'ı. Tabii şeyden bakmak lazım ama bir important çekmek istiyorum buraya. Şu arada şunu da bir sileyim. Evet bir yenileyelim bakalım. Bundan değilmiş. Şimdi bunu nasıl yaparız? Şöyle bir gelelim. Sıkıntımız nerede ona bir bakalım. Şimdi burada ana sayfa hizmetler. Üzerine geldiğim zaman olmuyor. Bir kodlarımıza tekrar bakalım arkadaşlar. Line demişiz. Tamam. Class olarak vermişiz. Aho. Burada arkadaşlar önüne nokta koymayı unutmuşuz. Class olarak, yani sınıf olarak verdiğimiz şeyin önüne nokta koymazsak çalışmaz tabii. Şuraya geldim. Bir yeniledim. Üzerine geldiğim zaman artık gördüğünüz gibi width %100 ve height'ı 2 piksel olacak şekilde. Şimdi burada şu kafanızı karıştırabilir. Burada yaptığımız olay şu. Width'i, yani genişlik değeri sıfırdan başlattık. Ve visible olayını da hidden yaptık. Herhangi bir şekilde görünmeyecek. Burada width'ini, biz burada transition'ı boşuna vermedik. Transition bizim animasyonumuzu gerçekleştirecek. Sıfırdan %100 olana kadar, yani o ana sayfa hakkımızda iletişim, onların tam olarak sıfırdan %100 konumuna ulaşırken işte o aradaki şeyi de bize gösteriyor ve sanki altını çiziyormuş gibi bir efekt uygulamış olduk transition'la beraber. Tabii şu seçicide şu noktayı unutmamızdan kaynaklı bir sıkıntı yaşadık arkadaşlar. Şimdi herhangi bir sıkıntım yok. Buraya kadar her şey güzel. Şöyle yaptığımda bakın gördüğünüz gibi şurada bir ne var normalde? Ne var? Toggler var. Tamam bu şekilde açılıyor. Ama benim isteğim ne? Şunun gibi olması değil mi? Bunun gibi olabilmesi için ne yapmam lazım? Ayrıca bunu nasıl göstermem lazım? Bu neden kayboldu? Önce ona bir bakalım. Şimdi biz bunun kaybolma nedenini şu şekilde açıklayayım. Burada neyi sildik arkadaşlar? Şuradaki navbar dark bg dark olayını sildiğimiz için biz normalde Bootstrap CSS'te o hemen şuradan göstereyim. Navbar ikon diyeyim mi?
Navbar. Şöyle diyeyim, bir ikon diyelim arkadaşlar. Ha, toggler ikon diyor. Şöyle ha, navbar light nokta navbar toggler ikon. Şimdi navbar light'ı ve dark'ı sildiğim için bunun altındakine ulaşamıyor. Ulaşamadığı için de bize göstermiyor arkadaşlar. Olay bundan ibaret. Buraya baktığımda benim için burada gereksiz olan şey ne oldu arkadaşlar? Buton. Yani ben artık bir butona ihtiyacım yok. Bakın şu navbar toggler ikon diyor ya. Bu ikon zaten gösterilmiyor. Ben buraya kendi ikonumu koyacağım ve bu butona da ihtiyacım kalmadı arkadaşlar. Buna gerek yok diyorum ve bunu bir sildim. Ctrl S yaptım. Şimdi buraya bir ikon koymam gerekiyor benim bu arada. Bu ikonu da ben nereden alacağım? Şu yine Bootstrap'ten faydalanacağım. İkons kısmına tıkladım. Bootstrap ikonlarıyla alakalı da örnek uygulamalarımız var kanalda. Oradan da takip edebilirsiniz. Burada ne olsun? List sanki en yakınlarından bir tanesiydi. Şu. Liste alayım arkadaşlar mesela. Şuna tıkladım. Hamburger ikona benzediği için alıyorum bunu da. Burada çok güzel bir özellik. SVG direkt HTML'inize yapıştırıp bunu çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunu kopyaladım ve ben burada o ikonun yerine, butonla beraber ikonun yerine bunu yapıştırdım. Ctrl S'yi çektiğimde benim için düzenledi. Burada artık current color yerine ben buraya ne diyeyim mesela, white diyeyim. Yani fill dediği, doldurur dediği kısma SVG'de arkadaşlar şunun rengini değiştirdiğinizde otomatik olarak bu da değişecektir. Şunu artık kapatayım. Bundan işim kalmadı. Şimdi şuraya geldim. Küçülttüğüm anda tabii şu an için herhangi bir şey görünmüyor arkadaşlar. Yine tıkladığımda bu açılıyor ama bir dakika şöyle bir yenileyim. Heh. Şimdi bakın gördüğünüz gibi buraya bir ikon geldi. Bu ikonu şimdi biz ne yapmaya çalışacağız? Düzeltmeye çalışacağız. Buraya geldim. Öncelikle şurayı bir 16 değil de 48. 48'e 48 yapalım arkadaşlar. Ctrl S yaptık. Bir yenilediğimde bakın gördüğünüz gibi benim istediğim etkiye ulaştı. Buraya kadar inşallah sıkıntı yoktur. Buraya kadar zaten bir sıkıntımız olmaması gerekiyordu. Ha, bu arada şu an mesela bu mobilde normal masaüstünde sıkıntı yaratacaktır. Biz bunu kaybetmemiz lazım. Bunun için bir kod yazacağız arkadaşlar. Bunun için de ne yapalım? SVG'de class verelim. Şuraya bir class verelim. Ne diyelim mesela buna? Menü tre toggle. Toggle diye bir class oluşturduk yine. Çünkü buna tıkladığımızda açacak, tıkladığımızda kapatacak arkadaşlar. Şuraya geldim. Nokta menü tre toggle dedik arkadaşlar. Ve buraya display ne diyelim? None. Yani görünmesin istiyorum ben. Şimdi şuraya geldim. Yenile dediğimde bakın gördüğünüz gibi burada görünmüyor. Ama tabii ki küçülttüğümde bunun görünmesini isteyeceğim ben. Bunun için neler yapacağım? Gelin bakalım. Burada küçülttüğümde görünmesini istiyorsam ben medya screenlerden yararlanmam gerekiyor. Yine önceki derslerimizde başvurduğumuz bazı şeylere başvuracağız. O da nedir? Layout, breakpointler kısmı var arkadaşlar. Breakpoint kırılma noktaları. Mesela small ya da medium cihazlarda ben bunun çıkmasını istiyorum. Yani şunu artık şöyle diyeyim. Şöyle yapalım. Şu şekilde. Bakın şöyle küçülttüğümde yani şu şekilde artık çıkmasını istiyorum. Bu arada F12 tuşuna basarsanız piksel cinsinden değerini de görüntülersiniz küçülttükçe. Bakın gördüğünüz gibi 900 küsürlerde. Bir bakalım hemen 900 küsürlü breakpointimiz hangisi? 992 LG breakpointim. Burada hemen ne yapacağım? Bu breakpointi nasıl alabilirim? Şuradan bakın şunu kopyalayıp bunu kopyalayıp nereye yapıştıracağız? Hemen CSS'imde arkadaşlar şuraya yapıştıracağım. Burada şunları bir hemen silelim ve şurada işlerimize başlayalım. Min width diyor. Biz bunu max width diyeceğiz arkadaşlar. Yani maksimum 992 olana kadar buradaki kodlar geçerli olsun manasına. Medya bu tabi bazıları şu şekilde de kullanabilir. Screen end şeklinde ki ben de böyle kullanıyorum aslında. Bu şekilde yaptıktan sonra yani mobil uyumunu bu kodlar altında gerçekleştireceğiz. Bunun için de nasıl bir şey yapalım? Öncelikle menü toggle ile başlayalım. Yani o menüyü göstermekle başlayalım. Menü toggle bu 992'nin altındayken
Şöyle bir şey olsun. Display blok. Bu kadar. Şimdi bakalım. Yeniledim. Küçülttüğüm zaman bakın gördüğünüz gibi artık menü geliyor. Büyüdüğü zaman da menü gidiyor arkadaşlar. Display, none ve block şeklinde oluyor. Şimdi tıkladığımızda olayını yapacağız arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntımız burada da mevcut değil. Şöyle bir bakalım. Bir sıkıntı yok. Evet. Güzel. Şimdi burada menü toggle'dan hemen sonra ne yapmam gerekiyor? Benim burada tıkladığım zaman yani şu collapse dediğim kısım var ya şurası. Bu collapse arkadaşlar bütün bizim menülerimizi barındıran yer. Yani o önceki menüye tıkladığımızda açılan yer var ya. İşte o collapse dediğimiz yer burası. Bu collapse yerini arkadaşlar bizim ayarlamamız lazım. Ayar çekmemiz lazım. Diyeceğiz ki nokta collapse. Bu arada Bootstrap class'larının aynısını kullanarak da sınıfa dahil edebiliyorsunuz. O konuda bir sıkıntımız yok. Öncelikle tam ekranı kaplıyor değil mi? Şuraya bir bakarsak şöyle. Bakın şöyle tıkladığım anda bütün ekranı kaplıyor ve diğer şeylerden bağımsız hareket ediyor. O zaman bunun display'nin daha doğrusu position'ın absolute olduğunu görüyoruz. Position absolute diyerek tabii bunu öncelikle right'tan ve top'tan sıfırlarsak biz eğer şöyle right 0 piksel, top 0 piksel şeklinde yaptım. Daha sonra bunun genişliğini, width'ini yani tamamını kapsadığı için 100 yüzde vermek istiyorum. Daha sonra burada başka ne yapabiliriz? İlk etapta tabii bu display none arkadaşlar. Display none yani görünmeyecek zaten bu. Bu buradayken. Fakat top'tan ve right'tan sıfırladım ben bunu. Background color'ını da bir verelim. Background color'ını da arkadaşlar ne vermiştik? RGBA vermiştik. Ne diyeceğiz? 200 ne vermişim? Şöyle bakıyorum. 150 vermişim. Başka 200, 150, 25'e de alfa değerinde 1 verelim. Şöyle. Evet. Bu arkadaşlar önemli değil. Renk kodu benim o sitede kullandığım Navbar'da kullandığım renk kodu. Arka tarafa şu arka tarafı elde edebilmek için şu rengin kodunu aldım arkadaşlar. Bu kodu bu collapse'in içine yazmış olduk. Şimdi bir de burada tıkladığımda inmesini istiyorum ve benzeri işlemler yapacağım. Burada ne yapalım? İlk başta collapse yapısında oluşturduk. Evet. Şimdi collapse yapısında oluşturduk. Bir F12 tuşuna basalım bir. Evet. Buna tıkladığımızda bazı işlemler olacak dedik. Yani aşağı inmesini sağlayacağız. Artık biraz da JavaScript'e girmemiz gerekiyor. Hemen gelelim. Şurada bir JavaScript olayına bir giriş yapalım. Şöyle. Burada öncelikle bir seçim işlemi yapacağız. Bootstrap.js pardon main.js açacaktık. Buradan şunu bir kapatalım. Var menü diyelim. Ve burada ne diyelim? Document nokta get element by class name diyerek neyi seçmem gerekiyor benim? Burada çift tırnak. Neye tıklayacağım ben? Burada baktığımda tıklayacağım şey menü toggle değil mi? Class olarak. Buraya geldim ve menü toggle dedim ve menüyü seçtim. Bu menüye bir tıkladığımda olacağı için bir add event listener atamam lazım. Menü nokta add menü nokta add event listener dedik ve burada arkadaşlar ne yapacağız? Click yani tıklandığında bir fonksiyon çalışsın istiyorum. Function dedik. Şu şekilde function çalışsın istedik. Ve menüye tıkladığımda ne olacak? Collapse'in açılmasını sağlayacağız. Çünkü şu an display none olarak görünüyor. Burada collapse'i de seçmem lazım. Var linkler diyelim. Linkler çünkü collapse'in içerisinde. Document nokta get element by class name dedik. Ve çift tırnak içerisinde collapse'i seçmem gerekiyor. Collapse'i de seçtim.
Şimdi ben menüye tıkladığımda Collapse'e bir açılma olayının gelmesi gerekiyor değil mi? O zaman ben burada ne yapacağım? Collapse'in şu an ne arkadaşlar? Display None. Peki ben buraya geldim. Nokta aç tire kapa diye bir class yazmak istiyorum ve display'ine de flex yapısında olsun mesela. Ve buna da ne olsun? Important yani essin. Display None'sa da essin şeklinde. Aç kapa. Bu aç kapayı biz JavaScript'ten bu collapse yapısının içerisine entegre etmem gerekiyor benim. Ne yapacağım? Linkler nokta class list demem gerekiyor. Class list nokta toggle. Toggle arkadaşlar eğer varsa yok eder, yoksa tekrardan yazdırır şeklindedir. Aç kapa şeklinde bir şey eklemiş oldum. Yani tıkladığımda ne olacak? Linklerin bulunduğu yere entegre olmuş olacak. Bir tıklayalım arkadaşlar. Tıkladığımda başarısız. Bir F12 çekelim. Konsol ekranında ne gibi bir hata var? Menu.addEventListener is not a function demiş arkadaşlar. AddEventListener'ımda bir hata görünüyor. Şimdi şunu bir kapatalım. Nerede hatam var? Evet, burada class name'de sıkıntım var arkadaşlar. Class name'lerde eğer class veriyorsanız şuraya ilk class olduğunu belirtmeniz gerekiyor. Çünkü birden fazla class olabilir. Hangi class olduğunu tahmin edemediği için böyle bir sıkıntı yaratıyor. Yenile dedim. Tıkladığımda bakın gördüğünüz gibi buraya geldi. Fakat sıkıntılı geldi. Şimdi biz bu sıkıntıyı halletmeye çalışacağız. Bunu yapmayı görelim şimdi. İlk olarak burada bu barın tamamını kapsaması için biz width 100 %100'de verdik ama height'ta böyle bir şey vermedik. Yani height olarak sayfanın tamamını kapsayacak CSS kodunu yazmadık. O yüzden biz burada collapse'te width'ine 100 %100'de verdik. Height'ına da 100 VH diyerek tamamını kaplamasını istedik. Bir bakalım yenile dedik. Tıkladığımda bakın tamamını kapladı. Bir sıkıntımız daha var. Mesela tekrardan nasıl geri döneceğiz? Buradaki şeyi hamburger menüyü kaybettik. Bunu kaybetmememiz için küçüldüğünde her türlü buna şöyle bir özellik vereceğiz. Z indeksten kaynaklı bir sıkıntı var arkadaşlar burada da. Z indeksin üstte olmasını sağlamanız için buraya daha yüksek, birden daha yüksek bir rakam vermeniz gerekiyor. Ben 999 verdim, fark etmez. Buraya geldim, yenile dedim. Bakın tıkladığım zaman yine bu burada kalacak ve gördüğünüz gibi gayet başarılı. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi peki bunlar neden en sağa geçti? Bunun nedeni de arkadaşlar navbar nav'a bakmamız gerekiyor. Şimdi burada navbar nav ULE'nin içindeki MS Auto'ydu değil mi arkadaşlar bu şekilde? MS Auto neydi? Soldan hizalayarak sağ tarafa doğru geçmesini sağlıyordu. Ama biz burada küçüldüğünde böyle bir şey olsun istemiyoruz ki. O yüzden tekrardan buraya bir kod yazmam gerekecek. Diyeceğim ki navbar nav dedik ve buraya ne diyelim? Margin eski yöntemi kullanacağım burada. Margin left ve right'ına auto vermek istiyorum arkadaşlar. Auto dedim. Left ve right'ına auto verdiğimde tam olarak ne yapacaktır? Bu menü ortalanacaktır. Bir yeniledim. Bakın gördüğünüz gibi tam olarak ortalandı. Bunların da sanki böyle tam ortalıymış, hizalıymış gibi durabilmesini sağlamak için bunu da burada halledelim mesela. Her şeyi orada halletmek zorunda değilsiniz. Navbar nav'da text center vermeniz yeterli. Hemen gelin bakalım. Adım adım sorunları çözerek gitme taraftarıyım. Bu şekilde gayet başarılı bir şekilde olduğunu görüyorum. Üzerine geldiğim zaman bunun pointer çıkması için hemen şuraya geldim. Şurada ayrıca bir de kursör pointer yazalım arkadaşlar. Şöyle pointer dedik. Güzel. Herhangi bir sıkıntı kalmadı gibi. Bir bakalım. Yenile dedim. Üzerine geldiğim zaman pointer var. Tıkladığım zaman geliyor. Ayrıca burada bir nav item'la alakalı da konuşalım. Bunların arasını bir açmak istiyorum ben. Burada nedir? Nav item'lar arası yani li'ler arasının açılmasını istiyorum. Hemen geldim. Navbar nav'dan sonra nokta nav item dedim. Nav item dedikten sonra buraya margin batımına her birinin 30 piksel verelim. Ayrıca nav item'ların içerisindeki elemanlar arkadaşlar font size'ını da burada arttırmış olalım. 24
piksel yapalım mesela. Nasıl duracak bir bakalım. Yenile dedim. Tıkladığım zaman bakın gördüğünüz gibi gayet başarılı olmuş oldu. Tıkladığım zaman da bu şekilde oluyor. Peki şimdi son bir olayım kaldı. Bu olayda ne? Tabii şöyle normale bindiğim zaman bakın sanki o menüden eser yok. Gördüğünüz gibi küçülttüğüm zaman da şöyle baktığımızda bu şekilde gelmiş oluyor. Şunu şöyle küçültelim. Yine aynı şekilde gelecektir arkadaşlar. Ama animasyonlu bir şekilde gelmiyor. Animasyonlu şekilde gelebilmesi için biz internetten hemen animate CSS diyelim arkadaşlar. Animate CSS'de bakın yeni bu hani Daneden'in değil anladığım Daniel Eldon diye bir şey ve arkadaşları diyor. Hani değişik animate CSS'leri kullanabilirsiniz tabii de. Burada bize hemen hızlı bir şekilde kullanmak için şu linki head tagları arasına yapıştır diyor. Yapıştıralım bakalım. Şuraya geldim. İndekste nerede? Head tagları arasında şuraya hemen bir yapıştırmış olalım. Daha sonra bunu kullanabilmemiz için de ne diyor? Animated. Evet. Elementinize yani şu animasyonları sitenize yapıştırın diyor. İyi güzel. Burada şuraya geldim. Bu arkadaşlar animasyonlu olması illa bunun içerisinde olacak diye bir şey yok. Şuraya hemen animasyon. İsterseniz bunun içinde de yapabilirsiniz. Buraya geldim. Ben hangi animasyonu kullanmak istiyorum mesela? Şöyle animation şunu şöyle aldım. Kopyaladım arkadaşlar. Şuraya yapıştırdım. Yani ben bounce animasyonunu 2 saniyede olmasını istiyorum dedik. Yani 2 saniye çok fazla geldi bana. Nokta 5 saniyede olmasını istiyorum dedim ben burada. Şunları bir silelim. Şöyle şunu da aynı şekilde silelim. Yorum satırları sildik. Burada main.js'de arkadaşlar animasyonu buraya nasıl dahil ederiz? Şöyle yapacağız arkadaşlar. Tıkladığımızda bu animasyonun çalışmasını istediğim için linkler nokta class list nokta toggle. Çünkü linkleri yine animasyonlu hale getireceğiz. Çift tırnak içerisinde animasyon klasını da bu şekilde eklemek istiyorum. Tıklayınca çalışsın istiyorum. Bakalım gerçekten olacak mı? Bir yenileyelim. Şöyle yaptık. Tıkladığımda bakın gördüğünüz gibi bir değişik bir şeyler oldu. Bakın böyle bounce animasyonu buraya gitmedi açıkçası. Burada çok değişik animasyonlar var. Hoşunuza gidecek mutlaka bulabilirsiniz burada arkadaşlar. Mesela benimki slide herhalde anladığım kadarıyla ama. Bir bakalım burada slide var mı? Slide in left. Evet. Mesela şuna tıkladığım zaman böyle gelmesini istiyorsanız bakın şu şekilde animate CSS'den soldan gelmesini istiyorum mesela. Şunu kopyalıyorum ve getiriyorum arkadaşlar. Main CSS'de şu bounce yerine yapıştırdım. Ama tabii önüne animate koymak zorunda değilsiniz. Şöyle slide in left dedik. Ve şimdi gelin bir animasyonumuza bakalım. Şöyle bir yeniledim. Küçülttüm. Tıkladığım zaman gayet başarılı bir şekilde ne oluyor arkadaşlar? Entegre olmuş oldu ve istediğiniz gibi burayı da kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Diğeriyle arasında bunu siyah yapmışız sadece arkadaşlar. Önemli değil. Onu da hemen hızlı bir şekilde siyah yapabiliriz. Hiç önemli değil. Burada özellikle Animate CSS'in içerisindeki güzel olayları kullanmanızı tavsiye ederim. Tabii böyle bir animasyon sizin için saçma olacaktır. Çünkü sistemimiz full sayfa şeklinde kayıyor. Bunun içinde mesela Fade Flipper demiş. Rotate Special'lar var. Biz burada hangisinden kullansak diye düşünüyorum. Fade efektlerini demeyeceğim. Flash, Bounce değil, Shake, Swing. Mesela şunu kullanalım. Bu da çok uygun değil gibi duruyor ama en azından bir kullanmış olalım diye arkadaşlar. Şöyle geldim. Şurayı sildim animasyon olarak. Ctrl-S yaptığımda şöyle Pretty Navi'ye geldim. Yeniledim. Küçülttüm. Tıkladığımda pardon bu eski arkadaşlar. Şu benim yaptığım şu. Yenile dedik. Tıkladık. Bakın gördüğünüz gibi. Tıkladık. Tıkladığımızda gördüğünüz gibi böyle bir animasyonlu şekilde ne yapabiliyorsunuz? Yapabiliyorsunuz. Evet bu videomuzda tabi HTML, CSS, JavaScript olayları da olduğu için biraz kafanız karışmış olabilir.
Sıkıntı yaşadığınız yer, yapamadığınız yer olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki uygulamada görüşmek üzere.